Senden oy istemek için siyasi partiler sadece vaatlerde bulunmuyorlar. Artık seçmen algısını yönetme üzerine de bir yol izleniyor, bir strateji izleniyor. Geçtiğimiz günlerde eski AK Parti'de milletvekili yapmış isimler artık televizyon programlarında yorum yapıyorlar. Yeniden Refah Partisi'nin adaylarını geri çekeceğini, özellikle İstanbul ve Ankara'da geri çekeceğini ve bunun bilgiye dayalı olarak söylediklerini ifade ettiler. Sonradan tabii ki Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan böyle bir şey olmayacak, adaylarımız çekmeyeceğiz dedi. Yalanlama yaptı, bir açıklama yaptı. Ama burada hedef aslında zaten seçmende bir kafa karışıklığı yaratmaktı. Benzer bir iddia dolaşıyor hem iktidar mensupları hem de medyasında. İşte DEM Parti İstanbul adayını çekecek ve İmamoğlu'na destek verecek diye. Bu da yine bir algı çalışması. Niye? Çünkü aslında DEM Parti ile CHP'nin bir işbirliği en çok iktidara yarayacaktı. Stratejisine, söylemine, genel seçim öncesinde yaptıkları o stratejiyi benzer şekilde yerel seçimde devam edeceklerdi. Ancak DEM Parti kendi adaylarıyla seçime gireceğini açıklayınca bu strateji de boşa çıkmış oldu. Şimdi de onun algısı üzerinden aynı yol, aynı yöntem izlenmek isteniyor. Ama bu algıyı da boşa çıkaracak bir açıklama tam da muhatabından geldi. DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Meral Danış Beştaş bir açıklama yaptı ve şöyle dedi. Çekilecek olsam aday olmazdım. Hiçbir partiyle anlaşmadık. Adaylıktan çekilme gibi bir durumum yok. Çekilme durumu olsaydı aday olmazdım. DEM CHP ile gizli anlaşma yaptı. Son anda adayını çekecek, İmamoğlu'na destek verecek. DEM'in İstanbul Büyükşehir Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş iktidar kanadının iddiasına cevap verdi. KRT yayınında konuştu. Biz burada birilerini kaybettirme ve kazandırma gibi bir stratejik yaklaşıma sahip değiliz. Buraya geldiğimiz ilk günden itibaren bütün sorulara bu yanıtı verdik. Biz bir siyasi partiyiz. Biz Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz. Parlamentoda üçüncü büyük grubuz. CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak sözleri siyasetin gündeminde. Meral Danış Beştaş Köksal'a tepki gösterdi. Tüm Türkiye'ye seslendi. Bu durum sadece DEM Parti'yi mi rahatsız etmeli diye sordu. Bunun adı faşizm dedi. Açıklaması. Burcu Hanım'la beraber ben grup başkan vekilliği yaptım. Evet. Burcu Hanım'ı gayet iyi tanırım. Aylarca yan yana, koltuklarımız bile yan yanaydı. Birlikte yani o CHP'yi yönetiyor, ben DEM Parti'yi yönetiyorum. Tanırım yani. Açıkçası Burcu Hanım'ın bu kadar çok yüzü olduğunu bilmiyordum. Burcu Hanım'ın bu kadar ileri gidebileceğini... Peki neden yaptı sizce böyle doğrusu, bir şey şu anda? Bence özü ortaya çıktı. Kutuplaşmayı, ırkçılığı ve faşizmi yenmek için siyasette var olduklarını söyledi. Partiden çıkın. Burcu Hanım herhangi biri değil. Bakın, bir partide grup başkan vekili olmak özgün bir durumdur. Yani ağırlığı vardır o kurumun. Bütün grubu yönetir. Burcu Hanım grup başkan vekili ya. Yani herhangi, asla küçümsemek için söylemiyorum. Bir ilin milletvekili değil şu anda. Onun ağırlığını taşıması lazım. Yani bunu ben onunla şunu söylemeliydim, bu nedenle yaptın demiyorum. Ben şunu söylüyorum. Yani bunun bir izahı yok. Bir açıklaması olamaz.